Gazilerinin başına geleni bir aktaralım. Maaşlarını alamadıklarını ifade ediyorlar sevgili izleyiciler. Bu yüzden de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi önüne gittiler. Bir açıklama yapmak istediler ama müdahaleyle karşılaştılar. Ve çok sayıda 15 Temmuz gazisi gözaltına alındı. AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak için yola koyulan 15 Temmuz gazileri polis engeliyle karşılaştı. KRT'ye konuşan 15 Temmuz gazileri SGK sisteminde gazi olarak yer almadıklarını, bu nedenle de maaş alamadıklarını belirtti. Hakkımızı arıyoruz diyen gaziler AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi ama polis engel oldu. Gözaltına alınanlar var. Kıymetli gazi arkadaşlarım, polis arkadaşlarım, meslektaşlarım beni aldılar. 251 şehidimizin katillerini alamadılar. Darbeyi yaptıranlar alamadılar. Ama maalesef beni aldılar, karakola getirdiler. Şimdi hastaneye götürüyorlar, bilginiz olsun. Biz tabii depremin birinci yılında durum nasıl diye Kahramanmaraş'a gözümüzü çevirmişken diğer noktalara da aynı şekilde, ama Kahramanmaraş'tan bugün dikkat çeken bir başka haber daha geldi. Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Kaymakamı Mehmet Coşkun evinde ölü bulundu. Mesut Coşkun, düzelteyim efendim. Şoförü sabah saatlerinde Coşkun'u makamına götürmek için evine gitti. Ancak Coşkun'a ulaşamadı. Sonrasında da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaymakamın evine gelen polis, Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'u silahla başından vurulmuş halde buldu. Kaymakamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemleri sonrasında Coşkun'un memleketi Kırıkkale'de defnedileceği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakam Coşkun'un hayatını kaybetmesi sonrası, bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum açıklamasında bulundu.